Hoş geldiniz. Eplas Kap haberi geldi. Eplas biliyorsunuz benim daha önceden tanıttığım bir hisseydi bu YouTube kanalında. Aslında teknik olarak da hoş bir görüntüsü vardı. Bilançolar da iyi geliyordu. Neyse ama sonuç olarak bir dava mevzu vardı ve bu maalesef tabii dava süreçleri vardı. Hani davalardan bir tanesi maalesef kötü geldi. Aslında bu hissede çok hikaye var. Yani bazı İşte İzmir'de bir araziyle ilgili bir hikaye var mesela. Ondan sonra bu firmanın çok fazla tarla takka gibi böyle arazi tarz şeyleri de mevcut ki zaten değerleme de yapacak. Değerlemede işte fabrikayı şu bu her şey yeniden değerleyecek. Ve şuradaki toplam varlıklar değerleme sonrasında epey artacaktır muhtemelen. Ama sonuç olarak şu da bir gerçek ki 12 milyon dolar firmaya yani ödeyecek. Davalardan biri aleyhine sonuçlandı. Davalardan biri aleyhine sonuçlandı. Üzgünüm. Ben de bu hisseyi daha önceden bu kanalda tanıttığım için bu videoyu hazırlama sorumluluğu hissettim. Çünkü bu kapı yorumlatmak isteyenler de oluyor. Şimdi böyle çok fazla takip edemeyenler oluyor. Hani kanalımda tanıttığım hisselerle ilgili güncel gelişmeleri kanalımdan takip etmeye çalışanlar oluyor. Bu yüzden bu haberi yayınlamak istedim. Gelen kap haberi kötü bir haber. İyi değil yani. Ha tabii ki bunu bahane edip hisse kaldırılabilir bir şey demiyorum. Ha hisse zaten artı 6'dan işte nötre düştü. İşte bu haberleri işte bahane edip hisseyi toplayıp kaldırabilirler. Evet böyle bir şey de mümkün ama sonuç olarak gelen bu haber iyi bir haber değil. Bunu söylemiş olayım. Yani 120 milyon az bir para da değil. 12 milyon dolar, 150 milyon yapıyor. Öz kaynakları zaten 160 milyon. Tam yeniden değerleme yapacak. Öz kaynaklar çok daha artacak ama yine de çok yani. 12 milyon dolar. 21 TL'de destek var. 21 TL'de kırılırsa aşağı doğru satışlar derinleşebilir. 21 TL stop loss noktası diyorum. Mesela Bakfaş gübre fabrikası hissesinde zamanında bakın şu süreçte işte fabrikanın bir kapanma durumu olmuştu ve hisse çakılmıştı. Ama sonradan bakın hisseyi toplayıp çok fena uçurmuşlar. Yani böyle şeyler olabiliyor. Eplas'ta bu dava şeyse 12 milyon dolar iyi değil yani borç sonuçta. Hani evet hissede geri çekilme olabilir ama hani bunu birileri bahane edip hisseyi toplayıp uçurabilir sonuçta. Tahtası küçük bir hisse yani. Ama dediğim gibi 12 milyon dolar borç olması iyi bir şey değil. Toplam varlıklarını o yüzden bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Yatırım tavsiyesi değildir. Artık yani bu saatten sonra kanalda Eplas'ı tekrar tanıtır mıyım bilmiyorum. Çünkü bu 12 milyon dolar borcu işi benim canım biraz sıktı. Çünkü doların tekrardan yükselme ihtimali de var çünkü. Durumlar bu şekilde üzgünüm.